Klasi Mobilya Konya mağazalarının sunduğu ev gezelim başlıyor. Merhabalar, ben Kübra. Ev Gezelim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Yine Konya'nın Selçuklu ilçesinde Beyhekim Mahallesi üzerinde bulunan TMS yapının Zeynep Hanım konaklarını sizlere göstereceğiz. Güzel bir proje olmuş, keyifli bir proje olmuş. Projemize başlamadan önce ben sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. evgezelim.com sitemizden artık gayrimenkul ilanlarınızın girişlerini yapabilirsiniz. Üye olmayı da unutmayın. Hatırlatma daha yapmak istiyorum. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup Instagram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın efendim. Şimdi gezeceğimiz örnek dairemiz 4+1 ara kat bir daire. 245 metrekare brüt, 185 metrekare net kullanım alanına sahip. Proje 3 katlı 26 bloktan oluşuyor. Toplamda ise 144 daire var. Evet, şimdi geldik sırada en güzel şey ne? Dairemizi gezip incelemeye. Çünkü keyifli, güzel bir proje olmuş. Şimdi Ali Bey, sizi bu tarafa alacağım. Çünkü girişimiz buradan, çelik kapımızdan giriş yaptığımız zaman genelde korunumlu hol şeklinde orada bir camla ayrılırdı ama çelik kapıdan giriş yaptığımız zaman Ali Bey'in bulunduğu yerde bir kapımız var. Yani şu alan aslında benim hoşuma gitti ya. Ya tabii, tekrar bir ayakkabılık alanı oluşturmuşlar. Evet. Hep zaten problem oluyor dışarı çıkarken. Yani biz de öyle işte Miraç bir yandan çıkmaya çalışıyor. İşte bebek arabasını bir yandan çıkartıyoruz. Evet. Ve işte şurada oturup ayakkabıları gelebileceği bir alan olmuş. Yani kullanışlı bir alan oluşturulmuş burada. İki yan tarafta kapaklı dolaplarımız var. Bunların içleri de raflı olarak tasarlanmış ve ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bir tarafını dışarısı için, bir tarafını da içerisi için kullanabilirsiniz. Orta tarafta ise bir ayna uygulaması yapılmış. Ben Çin alt tarafına da ben bakmak istiyorum. Oo, süper. Girişte zaten direkt bize 60'a 120 açık renk seramikler karşılıyor. Burada duvar kağıtlarımız var. Kapılarda beyaz lake tercih edilmiş. Kapıdan giriş yaptığımız zaman 12 metrekare bir antremiz var. Antremizin yerlerinde 60'a 120 açık renk seramikler kullanılmış. Vestiyerimiz 4 kapaklı. Biz bu projeyi ilk gezerken Ali Bey şey demişti işte, vestiyerin kapaklarının hepsi tek tek ayrı, Kübra Hanım kullanışlı mı diye. Ben bu şekilde aslında uygulamayı daha çok sevdim. Ali Bey'e de söylediğim gibi yani kendimizin ister istemez montları vesaire oluyor. Misafir geldiği zaman da aynı kapağı açtığımız zaman hepsi bir böyle çorba oluyor. Yani misafir için ayrı bir tane dolap mı ayırıyoruz? Ha, yani boş. Evet. Bizimkiler misafir gözükmesin. Yani. Evet. Yani bu arada gömme olması da yani güzel bir detay. Alandan yani da tasarruf sağ. Bu şekilde yine burada da. Yani iki kapağı misafire verelim. İki kapak da bizim dağınıklığımızı toplasın diye yani düşünüyorum. Yine duvarlarımızda duvar kağıdı uygulamamız var. Asma tavanımız var. Kenarlarında led aydınlatmalarımız var. Yine orta kısmında ise sarkıt avize kullanabileceğimiz bir alanımız var. Bu arada videolarımızın devamı için abone olmayı unutmayın. Ne yapıyoruz? Abone ol. Burada ya da şuradadır. Bir basarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda yorumlara da bekliyoruz. Hadi bakalım. Bu projedeki güzel detaylardan birisi ise antre kısmında bulunan gündüz yaşam alanıyla gece yaşam alanını ayıran bir gece holü kısmımız var. Onun yan tarafında lavabomuz var. Onun yan tarafında salonumuz. Karşımızda oturma odamız, gördüğünüz gibi. Onun yan tarafında ise mutfağımız var. Şimdi ne yapalım? Yine mutfağı bu sefer en sona bırakmayacağız. Merak etmeyin. Salon, oturma odası ve daha sonra mutfağa geçeceğiz. Mutfağın çok güzel detayları var. Hadi bakalım şimdi salonumuza giriş yapalım. Salonumuz 32 metrekare kullanım alanına sahip. Büyük geniş bir salonumuz var. Evet, salonumuzda yerlerde koyu renk laminant parke tercih edilmiş. Duvarlarda açık renk donundu duvar kağıtlarımız var. Süpürgelik boyutlarımız yine yüksek tutulmuş. Oturma alanının üst kısmında asma tavanımız var. Yemek masasının üst tarafında ise spot aydınlatmalarımız var. Spot aydınlatmaların ortasında da yine masanın üstünde hem görsel olarak göze hitap eden sarkıt avize kullanacağımız bir alanımız var. Evet, Ali Bey. Evet, Kübra'm. Biz yapmadık ekstra sarkıt. Evet. Şimdi o da benim dikkatimi çekti. Evet. Yani böyle de güzel olmuş. Böyle de güzel olmuş. Böyle de güzel olmuş. Masraftan kaçtık Kübra Hanım. Ekstra avize masrafında. Doğru, harbiden avizeler de yani evet, fiyatlar çok uçmuş vaziyette.
diyecek bir şey yok. Hayırlısı. Evet. Şimdi oturma alanına geçerken yapımcı firma burada şu şekilde bir uygulama yapmış. Oturma alanının hem sağ tarafında hem sol tarafında bir panel uygulaması yapmış. Burası teşhir ürünü, sizlere fikir amaçlı, isterseniz uygulayabilirsiniz. Ali Bey, tekli koltuğun kumaşı benim hoşuma gitti ya. Böyle çok tatlı, pofidik bir şey. Evet, bu videomuzun sponsoru da Klas Mobilya'ya teşekkür ediyoruz. Örnek dairemizdeki mobilyaların hepsi Klas Mobilya'ya ait. Klas Mobilya, çeyrek asırlık tecrübesi ve 200 uzman çalışanı ile 21 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikasında son teknoloji üretim parkuru ile modern yaşam çizgisinden ilham alan ahşap mobilyalar ve koltuk üretimi yapan İnegöl merkezli bir firmadır. Bu tecrübeyi sizlere daha yakından tanıtmak için Klas Mobilya artık Konya'da. Meram'da açılan yeni Klassi Mobilya mağazasında 2022 yılına ait en yeni koleksiyonları siz de yakından inceleyebilirsiniz. Ayrıca sizin için de en kısa zamanda Klassi Mobilya'yı ziyaret edip ürünlerini sizler için inceleyeceğiz. Bu videoyu sonradan izleyenler için de Klassi Mobilya'da çekim yapmış olabiliriz. Ben yukarıya linkini bırakayım. Öyle mi diyorsun? Hani tabii ilk izleyenler için şu an yok ama daha sonradan izleyenler için o video muhakkak olmuş olacak. Onu da yine hem açıklamalarda hem de yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz diyoruz efendim. Evet, ne yapalım Kübra? Ne yapalım? Salonun ben sizlere bir de balkonu var. Balkonumuzu da göstermek istiyorum. Aslında buraya nefes balkonu ya da Fransız balkonu da denebilir şu şekilde. Evet. Şöyle bakalım. Ali Bey, şimdi burasının değilmiş. Neden karanlık olduğunu soracaklar. Açıklayın isterseniz. Şimdi biz normalde şu an dairede değiliz. Yani burası daha hafriyat aşamasında, bazı yerler ikinci katta falan dışarıda gördüğüm evet. kadarıyla. Şu an prefabrik örnek dairedeyiz. Yani dışarıda bu şekilde teşhir edilmiş bir örnek dairedeyiz. Aynı zamanda Kübra Hanım, buranın diğer kapısı da açılıyor. Perdemizi de kapatalım. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Salonda ve yatak odasında klima altyapıları bulunmaktadır. Oturma odamıza doğru geçiş yapalım artık. Tabii, oturma odasına doğru geçerken biz burada tabii yemek bölümünde tam göstermemiş olabiliriz. Evet. Bu şekilde de gösterelim. Yine buradaki yemek bölümümüzde de sandalyelerimiz, masamız ve konsolumuzda Klassi Mobilya'nın ürünleri. Şimdi hadi oturma odamıza geçerken de asma bir sürgülü kapımız var. Şu şekilde sizlere gösterelim. İçerisini geniş ve ferah göstermiyorum Ali Bey. Kapı girişinden daha. Yani şimdi tabii şöyle ben dönüp de göstereyim. Tekrar bu taraftan da bu şekilde sürme kapı sistemi var. Yani askılı. Tepeye asabiliyorsunuz. Bunları normalde hani aslında asıladı. Biz ne zaman yaptırıyoruz? Bunları ahır kapısı da deniyor. Yani ahır kapıları eskiden öyledir yani. Sürme kapı diyelim. İşte asma sürme kapı diyelim. Tamam, asma yani. Sürme kapı diyelim tamam, de. Ahır kapısı demeyelim. Ahır kapısı demeyelim yani. Yani şu avantajı var. Evinize sonradan yaptırabiliyorsunuz. Tabii duvarda bir alan varsa. Biz yaptıralım biz de yaptıracağız. 30 bölümdür konuşuyoruz. Bir türlü yaptıramadık. Yani hali hazırda kapıya yapılabiliyor ama yani. Hatta bunların mekanizması yani girin Trendyol'a yani ahır kapısı diye yazın. Asma sürgü kapı yazın. Sürme kapı sistemi yazın mutlaka siz çıkacaktır öyle yazın. Yani. Onu tamam. Yazmayın yani. Evet. Çok. 21 metrekare kullanım alanına sahip. Yerlerde koyu renkte laminant parkeler tercih edilmiş. Süpürgeliklerimiz beyaz renk ve yüksek tutulmuş. Yine duvar kağıtlarımız açık renk bir duvar kağıdı uygulamamız var. Salonda da bahsettiğimiz gibi oturma odasındaki mobilyalarımız da Klassi Mobilya'nın ürünleri. Oturma şekli ise TV bölümünün karşı tarafında bir L koltuk kullanılmış. L koltuğunda biz biraz önce Ali Bey ile test ettik. Tekrar test edelim Kübra Hanım. Madem bahsediyoruz Klassi Mobilya diye. Aa sert, iyi. Yani böyle, evet. Ya içine gömülmedim. O rahatlığı var. Onu ama sert dediğiniz zaman da hani böyle çok kalıp gibi bir sertliği değil yok. Hem içine gömülmüyorsun rahat hem de rahat. Rahat bir yorulmuşum. Oturmalı. Daha yeni başlıyoruz ama. Hayırlısı. Daha çok hayırlısı. Yorulacağız. Ali Bey daha ne detaylar evet. var? TV ünitesi de iyi. Ayakları yerden yüksek. Bayağı yüksekmiş TV ünitesi. Yani şuradan oturduğunuz zaman. Süpürge girer. Süpürge de girer. Her şey girer yani. Derdimiz o. Yani. Evet. Ve benim en çok hoşuma giden bu oturma odasındaki detay ne? Nedir? Televizyonunuz tek bir noktada kalmayacak. Evi temizlediğiniz zaman değiştirebilirsiniz yönünü. Ha, iki taraflı değiştireceksiniz ama olsun. Yani tabii TV ünitesi uydudur. Ondan sonra elektrik prizleri vesaire iki tarafa da yapmışlar. Yani hem bu tarafa hem bu karşı tarafa. Kübra'nın dediği gibi canınız sıkıldığı zaman yer değiştirebiliyorsunuz. Temizlik evet. yaptığınız zaman bir hop diye döndürebilirsiniz. Bu tarafta bir balkonumuz var. Balkon çıkışımız aslında ben burayı... Balkon çıkışını mutfaktan gösterelim. Çünkü istiyorum. Bayılacağınız bir... Neredeyse teras alanı var yani balkon ama teras gibi. Yani. Bu arada buradaki kapının da iki tarafı da açılıyor. Evet, çift kanatlı olarak yapılmış diyelim. Ve nereye girelim? Mutfağa mı? Mutfağa girelim. Hadi mutfağa bakalım gidelim. Bu sefer mutfağa gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Evet, mutfağımıza geldik. Nasıl?
Evet, mutfak 25 metrekare. Şimdi mutfakta en önemli detaylardan birisi de mutfağın şu genişliği. Yani bu şekilde geniş olunca mutfak masasını hem bu şekilde yerleştirebiliyorsun, hem duvara dayayabiliyorsun. Evet. Yani geniş mutfaklar tabii ferah oluyor. İnsanın yemek yapma... İştahı mı geliyor? Yemek yapma iştahı geliyor. geliyor. Mutfağı büyütürseniz yemek yapma iştahımız artıyor. Ali Bey, oturma odasıyla mutfağın arasındaki duvarı yıkalım. Olur. Ama iştahınız geliyor ya. Yani. Evet, bu arada bir detay daha. Burada kat yükseklikleri 3.20. Yani evet. Yüksek bir tavan var. Bunu da görmüş oluyorsunuz. Ben kısa değilim yani. Bunlar. Bu projenin tavanları yüksek. Evet, bu projenin tavanları yüksek. Kapıdan girdiğimiz zaman karşı tarafta boydan bir tezgahımız var. Buradaki detaylardan birisi de dolaplarımızın kulpsuz olması. O yüzden düz gözüküyor ve daha düzenli şekilde duruyor. Tezgahımız akrilik koruyan tezgah. Burada sizlere verilen ankastre ürünleri de söylemek istiyorum. Ocağımız, gizli bir davlumbazımız var. Burada bir fırınımız var ve yarım ankastre bulaşık makinemiz var. Artı 2 adet daha ankastre ürünümüz var. Onları da yeri geldiğinde sizlere söyleyeceğim. Çünkü bu alanda değil o ankastre ürünler. Şimdi dolaplarımızı incelemeye başlayalım. Alt taraflarda derinlikleri yüksek tutulan çekmece şeklinde dolaplarımız kullanılmış. Ocağımızın alt tarafında kaşıklık bölümü, onun alt tarafında yine bir kaşıklık bölümü olarak kullanabileceğimiz bir alan. Tekrar derinliği yüksek tutulan bir çekmecemiz var. Onun yan tarafında tekrar 2 adet derinliği yüksek tutulan çekmecemiz. Lavabomuza yaklaştıkça bu alanda içi raflı bir bölümümüz ve lavabomuzun altında da geniş bir görmüş olduğunuz gibi dolabımız var. Yan tarafında ise yarım ankastre olan bulaşık makinemiz. Evet, üst taraflara bakalım. Mikrodalgamız, fırınımız, çekmeceli bir bölümümüz var. Tavana kadar yüksekliği tutulan bir depolama alanımız var. İki kapaklı buzdolabımızı koyabileceğimiz geniş bir alanımız. Onun yan tarafında ise raflı bir niş uygulaması yapılmış. Bunlar siyah renkte tercih edilmiş. Yan taraflarında ise ve üst taraflarında komple bir ahşap duvar kaplaması uygulanmış. Şimdi Ali Bey, gidiyorum. Görüşürüz Ali Bey. Görüşürüz. Evet. Tabii kiler. Mutfaktan böyle bir kiler alanının olması her zaman kullanışlı oluyor. Evet. Neden? Marketten geldiniz, elinizde bir sürü eşya var. Hı. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadan da misafir geliyor. Koy hepsini kilere, poşet ortalıkta duruyor. Ben de şey sanıyorum, marketten geldiniz işte ne yapıyoruz? Gidiyoruz kilere yerleştiriyoruz. Kilere yerleştiriyorsun falan. Da. Öyle durumlar oluyor ama olmuyor değil. Oluyor. Evet, kesinlikle. Hayat kurtarıcı. Ya da mutfak dağınık oluyor. Yani işin gerçeği kimsenin evi sonuçta 7/24. En dağınık yer o zaman yani. En dağınık yer o zaman kiler mi? Yok, hayır, öyle tabii içerideki ne varsa onları getirip koymuyoruz. Mutfakta en azından kaldır. Hani kaldırılacak böyle kapaklı bir şekilde evet. Ne varsa koyuyorum yani. Evet. Kimse inkar etmesin bunu, herkes mutlaka yapıyordur. Karşı tarafta derin dondurucunuzu koyabileceğiniz bir alan var. Onun üst tarafında raflı bir dolabımız. Onun yan tarafında ise burası daha tavana kadar gidiyormuş Kübra Hanım, ben görmemiştim. Evet. Ve bir detayda dolaplar bu şekilde yapılmış olarak sizlere teslim ediliyor şekilde. Hatta ya ben olsam bunları kapaksız isterim. Yani neden? Zaten bir kapalı bir alana giriyoruz şu şekilde. Ve ne var ne yok hepsini görmek istiyorum. Yani bir kapak açtım sonra tekrar bir kapak açmaya gerek yok. Değil mi? Yani komple bence. Kapaklı olarak ben de tercih etmem ama... Toz olacak bir durum yok zaten. Yani toz... Zaten... Bir yarısı olabilir ama değil mi? Aynen, evet, onu diyeceğim. Alt tarafı kapaklı, üst tarafı açık olursa benim tercihim... Evet. Yani ondan yana raf oluyor çünkü kavanozları vesaire hepsini evet. Böyle tıkır tıkır yani, görüyorsun. Kuru bakliyatlar vesaire oluyor. Mutlaka gözümün önünde olması gerekiyor. Yani kapaklı bir dolabın için tercih etmem şahsen. Şimdi yani mutfakta... Şimdi ne oldu ki ben gidiyordunuz bir yere ama gidiyordum mutfakta da, güzel bir detay var. Hadi bakalım sonra. Gidiyoruz. Misafirimiz geldi. İçeride oturdunuz. Hadi bakalım dediniz. 5 kahvesi içeceksiniz. Çay değil, kahve. Kahve sevdiğim için. Terasa, yani balkon da aslında teras gibi bir balkon.
sizlere bu şekilde gösterelim. Buradaki görmüş olduğunuz balkon 21 metrekare kullanım alanına sahip ve buradaki yine görmüş olduğunuz dolaplar da aynı şekilde sizlere veriliyor. Ve mutfakta da bahsettiğim ekstradan ikili ankastremiz ise burada bir ocağımız. Onun üst tarafında da yine bir gizli davlumbazımız var. Evet. Burada da Yine bir dolap depo, sayısı. Kavanoz bölümleri var. Burada kavanoz bölümü, yine kaşıklık olsun, derinliği yüksek tutulan çekmeceler, yine aynı şekilde içi raflı dolaplar burada da devam ediyor. Ve buradaki dolap detayları, derinliği yüksek ve bu arada Ali Bey, tabii, sizin ilgi alanınız. Burası da tabii bireysel kombili. Bu da teşhir ürünü. Siz kendiniz istediğiniz kombiyi taktırıyorsunuz. Aynı zamanda bu evin tamamı yerden ısıtma. Sadece balkonda yok. Evet. Balkonda olan zemin katlardaymış. Yine tabii firmaya sorabilirsiniz. Yani olur olmaz detayını firmadan öğrenirseniz daha iyi olur. Şimdi arkamı dönmedim. Daha dönmedim. Neden? Bir şey daha söyleyeceğim. Genelde hani kızartma mutfaklarını küçücük yapıyorlar. Evet. Yani bir şekilde kızartma mutfağı, işte kızartma balkonu deniliyor. Orası elektrikli oluyordu. Burada gördüğüm kadarıyla doğalgazlı ocak var. Yani pek çok 2+1 evde olan mutfak bölümü burada var. Evet, şu tarafa doğru. Nereye nasıl dönelim Kübra? Şöyle dönelim. Hadi. Böyle dönelim, yer değiştirelim. Evet, gördüğünüz burada gibi oturdunuz, burası. Burada oturdunuz, kahvenizi içtiniz. Yani. Daha sonra ne yaptınız? Böyle işte gelen misafirlerinizden bir kişiyle ekstradan dedikodu yapmak istiyorsunuz hemen. O alana geçiyorsunuz. Bu alana geçiyorsunuz. Tabii yani burayı da cam balkonla kaplatabilirsiniz. Yani burasını da aslında ısı camla kapatıldığı zaman, işte kapı da açıldığı zaman. Evet, komple mi birleştiriyoruz Kübra'nın? Yani devasa bir olur? Mutfak alan. Çok güzel olur canım. Yani şurası PVC pervazı söktürdüğün zaman. Evet. Yani. Neyse, hadi gidelim. Şimdi biz hazır sökmeye alışmışken, kırıp dökmeye alışmışken. Bu arada evet, her yerde priz var. Orada da burada da hepsinde priz var. Ve antrasit renk tonları hoş değil mi Kübra'nın? Zemin kaplamalarıyla beraber. Aslında insanın hem o balkondan hem bu mutfaktan çıkası gelmiyor. Evet, şimdi proje hakkında detaylı bilgi almak için de satış temsilcimizle görüşmeye gidelim. Hadi bakalım. Evet, şimdi proje hakkında Büşra Hanım bizlere bilgilendirme yapacak. Biraz detaydan bahseder misiniz? Tabii ki. Zeynep Hanım konakları projemiz toplam 3 adadan oluşan 28 bin metrekare arazi kullanım alanına sahip bir proje. Bu adaların ilk ikisi 11'er bin metrekare ve 108 daireden oluşan 10'ar blok şeklinde 4+1 daireler bulunmakta. Üçüncü adamızda ise 3+1 dairelerden 36 daire var. Toplam proje 144 daireden oluşmakta ve her daire için 2 adet kapalı otoparkı bulunmakta. Bunun yanı sıra depolama alanları. Mevcut 4+1 adaların içerisinde ortak peyzaj elemanları, oturma alanları, spor alanları yanı sıra bodrumunda ise sosyal tesisimiz bulunmakta. Sosyal tesisin içerisinde yüzme havuzu, fitness, hamam ve sauna gibi alanlar bulunmakta. Plan yerleşiminde fiziksel konfor koşullarının yanı sıra kullanıcı mahremiyeti de göz önünde bulundurularak sağ ve sol, kuzey ve güney cepheleri sağır tutulup yaşam alanları doğu ve batı cephelerinden aydınlatılmaktadır. Yaşam alanları, ortak kullanım alanları, mutfak, oturma odası ve salon ortak 35 metre mesafeli peyzaj alanına bakmakta ve diğer yatak odaları ise yol cephesinde. Böylelikle sitenin aktivite alanlarından ise gece holü kısmını ayırmış bulunmaktayız. Konumumuz Şafak Caddesi ve tramvay hattı güzergahı arasında yer almaktadır. Teşekkür ediyoruz Büşra Hanım. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi buradan gece holüne geçiyoruz. Bu şekilde gece holüne sürgülü bir kapıyla geçiş yapıyoruz. Tabii Kübra Hanım, bu da yine asma sürme kapı. Evet, yani bu güzel. Bakalım. Diğerini kullanmayalım. Evet, asma sürme kapıyla buraya biz giriyoruz. Biz ne zaman yaptırıyoruz Ali Bey? Biz ne zaman yaptırıyoruz? Evet. Ama yok, şu an ben evde tadilat madilat istemiyorum belli bir süre. Yani sindirene kadar salonun tadilatı yeter bana. Gece holüne girdiğimiz zaman sol tarafında ebeveyn yatak odamız var. Sağ tarafında ise 2 tane çocuk odamız ve 1 adet de genel banyomuz var. Şimdi çocuk odalarından gezmeye başlayalım. Şunu da söylemek istiyorum. Bu projedeki güzel detaylardan birisi de her odada Fransız balkonu ya da nefes balkonu olarak adlandıracağınız bir balkonumuz var. Balkonların da eni yine aslında Fransız balkonlara göre daha geniş. Bence bir
küçük sandalye, puf vesaire konularak orada da keyifli bir zaman geçirebilirsiniz. 11 metrekare kullanım alanına sahip yerlerde koyu renkli laminat parkelerimiz var. Yine duvarlarda açık renk duvar kağıtlarımız var. Kapının hizasıyla beraber bir çıta detayı uygulanmış. Yatak başlığı onun ön tarafına konumlandırılmış. İki yan tarafta komodin ve onun karşısında ise şifonyer alanı, çalışma alanı ve onun yan tarafında yine bir gardırobumuz var. Alandan da tasarruf sağlanacak şekilde dizayn edilmiş. Evet, bunlar da teşhir ürünü. Onunla da sizlere söylemek istiyorum şimdi. Evet, balkonda buradan direkt yatak odasından açılan, yatak odasından da açılan bir kapı var. Komple boydan devam ediyor. Evet, şimdi buradan çıkıyoruz. Diğer çocuk odasına geçiyoruz. Buradaki çocuk odamız 12 metrekare kullanım alanına sahip. Burası erkek çocuk odası olarak tasarlanmış. Yatak başlığının yan tarafında ise hem çalışma masası hem kitaplık olarak kullanılacak alanımız. Onun yan tarafında devam eden bölümde ise bir gardırobumuz var. Tavanda yine tek taraflı bir led aydınlatmalarımız var. Her odada olan balkonumuz yine burada da var. Hadi bakalım şimdi nereye? Banyomuza geçelim. Banyomuzun karşı tarafında sürme, dört kapaklı bir duşa kabinimiz var. Duşa kabinimizin iç tarafında ve yerlerde 60'a 120 siyah renk seramik tercih edilmiş. Diğer taraflarda ise açık renk seramikler tercih edilmiş. Asma klozetimiz, onun karşısında bir lavabomuz var. Lavabomuzun üst tarafında büyük bir aynamız. Kapımızın arka tarafıyla beraber görmüş olduğunuz gibi boydan bir dolabımız var. Şu şekilde ben sizlere dolabın içinde göstermek istiyorum. Bir alanda komple içi raflı olarak tasarlanmış. Onun yan tarafında ise alt tarafında çamaşır makinesi koyabileceğiniz bir yeriniz. Üst tarafında ise raflı olarak uygulanmış. Yan tarafında ise açık bir şekilde raflı bölüm uygulanmış. Yani görsel olarak zaten banyoda bu şekilde rafın olması gerekiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Banyo görmüş olduğunuz gibi sizlere teslim ediliyor efendim. Evet, şimdi banyomuzdan çıkıyoruz. Yatak odamıza geldik. Yatak odamız 20 metrekare kullanım alanına sahip. Kapının yan tarafında çift kişilik bir yatağımız konumlandırılmış. Onun iki yanında komodinimiz var. Komodinler benim hoşuma gitti. U şeklinde bir dolap uygulaması yapılmış. Burada giyinme odası yok. Ama şu şekilde bir giyinme alanı oluşturulmuş burada. Bayağı büyük, hatta giyinme odasından daha fazla eşya alabilecek bir dolap sayısı var burada. Yani isterseniz de buraya bu şekilde komple ya da yarım şekilde bir separatör uygulaması yaptırtabilirsiniz. Balkonumuz var. Balkona çıkmadan önce ben sizlere ebeveyn banyosunu göstermek istiyorum. Karşı tarafta büyük bir lavabomuz var. Onun üst tarafında yine aynamız. Alt tarafında iki kapaklı bir dolabımız var. Yan tarafında asma klozetimiz. İki kapaklı sürmeli bir duşakabinimiz var. Evet, bu balkon daha biraz önceki çocuk odasına bağlanıyor değil mi? Evet. Aynı zamanda yine burada da bir alan var. Burasını da... Uzun bir alan var. Uzun bir alan var. İşte Kübra Hanım burayı ne yapıyor? Hani bana patates soğan diyordun ya. Patates soğan değil de domates güzel falan olur. Salatalık domates. Güzel. Yok, ekmeyeceğiz de. Burayı şey diyorsun ya, kapatıp yüklük. Yüklük koyuyor. Tabii fazla eşyaları buraya koyabilirsin. Ya aynen onu diyeceğim. Küçük bir dolap yaptırılabilir. Tabii tabii, yani buraya komple kapaklı bir dolap yaptırılıp birçok bence eşyayı burası zaten alır. Tabii alır. Aynı zamanda zaten şöyle bir durum da var. Şimdi kapalı garajı var bu projenin. Kapalı garajda da iki araçlık otoparkınız var. Ve orada da 7-8 metrekare civarında da yine bir depolama alanınız oluyor. Ne yani, güzel. Tabii hani illa burası olmasına gerek yok. Fazla eşyaları maalesef depoluyoruz. Hani ihtiyaç oluyor bazıları. Ya açık da oluyor. İster istemez oluyor. Oluyor tabii ki. Eşya evet. Mutlaka her evde bir yere kaldırılması gerekiyor. Evet, bir başka projemizin daha sonuna geldik. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram hesabından da takip ederseniz bize çok mutlu edersiniz. Unutmayın, en güzel ev içinde sağlıkla, huzurla oturduğumuz evlerimizdir. Bir başka projede tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.